İş insanı Zahir Kandaşoğlu Van'da bir eczanenin açılışına katıldı. Handil ailesi bizim akrabalarımız. Gerçekten Handil ailesi bizim için önemli bir aile. Öneminin nedeni size diyeyim. Van'da gerçekten böyle dürüst, dik duran, sözünün eri olan onbaşı amcamız var diyeyim. Onbaşı amca bu ailenin büyükleri, bu ailenin direğiydi. Biz her zaman onbaşı amcamızı anıyoruz. Bu ailenin tümü de onbaşı ailemizin fertleridir. Bugün yine bu ailenin, bu büyük ailemizin çocukları için, çocukları sağ olasın okumuş, kızımız Hazaca bölümü okumuş. Bugün de işte ona bir iş yeri babası hazırlamış. Akrabalarımızla, dostlarımızla birlikte geldik. Bu genç kızımızın yanına ona maddi ve manevi destek vermek için geldik. Van'ın İpek Yolu ilçesinde gerçekleştirilen açılışa iş insanı Zahir Kandaşoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şu an aşırı heyecanlıyım. Biraz gerginlik var. Yeni açıldı zaten. O şekilde pazartesi günde başlıyoruz inşallah. Yani 100. Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum zaten. İpek Yolu da Van'da yine daha çok tercih edilen, iş olanan daha fazla olduğu bir yer olduğu için burayı tercih etmek istedim. Açılış konuşmaların ardından kurdele kesimiyle son buldu. Tekrar ben bu aile adına hepinize teşekkür ediyorum, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Öte yandan Kandaşoğlu eczane açılışının ardından Van TV'ye de ziyarette bulundu. Van TV biliyorsunuz 4-5 ay oldu açıldı. Gerçekten bu 4-5 ayın içerisinde gece gündüz teknolojiyle uğraşıyor. Nasıl daha iyi teknoloji getirelim, nasıl daha iyi yayın yapalım, nasıl daha iyi bölgeye hakim olalım diye bir güzel bir çaba ve çalışma içerisindedir. Eksik olan tüm teknolojini tamamladılar. Kandaşoğlu Van'ın tek ulusal kanalı olan Van TV için de açıklamalarda bulundu. Van TV bundan sonra inşallah bütün bölgeye hizmet edecek. Eğer bu bölge gerçekten bu Van TV ciddi alırsa, Van TV'ye sahip çıkarsa, Van TV gerçekten bölgeyi bütün dünyaya taşıyacak. İl alıp dünyaya tanıtacak. İl alıp o ilin bütün ilçeleri, köyleri, kasabaları, tarihi eserleri, bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak. Ekibimiz bundan sonra gerçekten çok güçlü olacak. Bölgeye yine hitap edecek. Bütün Türkiye'ye hizmet edecek canlı yayın aracımızı aldık. Yayın aracımızın içerisindeki teknoloji son model. Tek Van TV'nin bir sıkıntısı var. Bölge halkı biraz uzak duruyor, biraz soğuk bakıyor. O da gerçekten yanlış bir tutumdur. Yanlış bir anlayıştır. Çünkü bölgede evet TRT ara sıra yayın yapıyor, program yapıyor. Ama Van TV'yi bir izleyin 24 saat yapıyor. Van'ın 14 tane ilçesi daha bütün Türkiye ezberle biliyor. Van'ın Bahçesaray'sında ne var? Başkale'de ne var? Murade'de ne var? Bir bakın Van TV'nin yayına. Bütün Türkiye izliyor. Bütün ekibine, teknik ekibine hepsini kutluyorum. Yüce Rabbim sizi darda bırakmasın. Yolunuz açık olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.